Koronavirüs salgını sürecinde birçok sektör gibi kantinciler de olumsuz etkilendi. Geçtiğimiz yıl okulların açılmaması kantin esnafını da zora soktu. Ancak kantinci esnafı bu yıl okulların açılmasıyla birlikte işlerinin başlarına döndü. Kantinciler okullarda hazırlıklarını yaparken kantinciler ve kırtasiyeciler, matbaacılar, büfeciler, oda başkanı Coşkun Bilir fiyatları piyasanın altında tutmaya çalıştıklarını söyledi. Şu anda kantincilerimiz Allah'ın izniyle, Allah'ın da yardımıyla bu sene işlerine başladılar. Peki fiyatlar aynı mı? Tabii ki değil. Bütün artışlar maalesef ki maalesef zamlar. Tabii ki kantinci esnafımızı da etkileyecek, çocuklarımızı etkileyecek. Ama biz oda olarak tüm kantincilerimize yeni sezon fiyatlarını yapıyoruz. Birlik başkanımız, birlik yönetimine aktarıyoruz. Bazı fiyatlar piyasanın altında tutmaya özellikle dikkat ediyoruz. Örneğin bir simit dışarıda 2,5 liraysa biz bunu 1,5 liradan öğrencilerimize satmayı hedefliyoruz. Tabii ki birlik yönetim kurulu onaylıyor. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız onaylıyor. Fiyatlar tüm okullarda aynı oluyor. Bunun hazırlıkları son aşamaya gelmiştir. Kantinci esnafımızın sorunu nispeten azaltmaya çalışıyoruz. Kantincilerin hijyene çok önem verdiğini söyleyen Bilir, bu konuda denetimler yapıldığını belirtti. Tüm kantincilerimiz, gerçekten 179 kantinci esnafımız, inanın yani evlerimizdeki mutfaklardan daha da böyle temiz, ona özen gösteriyorlar. Bu konuda çok sıkı denetimler var biliyorsunuz. Yani kantincilerimizle birlikte hayat tekrar başlıyor. Okul müdürlerine de seslenen Bilir şunları söyledi. Okul kapılarında dışarıdan yiyecek getirilmemesi bu konuda okul müdürlerini, yani geçtiğimiz yıllarda bu çok yaşandı çünkü, dışarıdan öğrenciler lahmacun, döner, ne olduğu belli olmayan yiyecekleri alıyorlar. 20 poşet, 10 poşet, 5 poşet öğrenciler demirlerin üzerinden. Bunun bir kere kesinlikle önüne geçilmesi gerekir. Çünkü okul kantinci üyelerimiz çok ciddi biliyorsunuz kiralar veriyor, ödüyor. Onun için bu konuda özellikle okul müdürlerinin, okul yönetimlerinin dikkatini çekmek isterim. Öte yandan kırtasiye esnafının da sorunları olduğuna değinen Bilir marketlerden dert yandı. Özel okullar sürekli kırtasiye ve kitap olaylarını İstanbul'dan getirtirip kendi okullarında satıyorlar. Bu bir kere çok ciddi bir sorun. İki, biliyorsunuz 3 harfli marketler, bunlarla müthiş bir mücadele içindeyiz. Bunun yanında büyük marketler, isimlerini söylemek istemediğim, onlar ki onların fiyatları, kırtasiye fiyatları bizden, yani normal parakende kırtasiyeci esnafımızdan çok çok daha yüksektir. Ama 3 harfli marketlerin biliyorsunuz ne sattıkları belli değil, inanın. Yani bir tahta kalemini 1 liraya, ki 1 liraya Çin'den tahta kalemi gelmiyor ki geçen de ulusal...